Sayın Dekanım, Sayın Hocalarım, sevgili öğrenciler ve değerli konuklar, 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu olarak düzenlediğimiz müzik şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Hepinize katılımınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Mütercim Tercümanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Selin Karcıoğlu. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu üyesiyim ve bugünkü etkinliğimizin 3 sunucusundan biriyim. Etkinliğimize gelecek olursak, bu akşam aramızda 7 müzisyen arkadaşımızı ağırlayacağız. Tunahan Öztel, Atakan Özsoy, Eren Kalaycı, Gökay Kanmazer, Efe Şimşek, Ezgi Zeynep Çürer, birazdan bize birbirinden güzel eserlerle 2 saate yakın bir dinleti sunacaklar. Birçok etkinlik gibi artık konserlere de hasret kaldık. Ancak konser bugün evimize geldi. Yalnız tek bir farkla, müzisyenlerimizi alkışlamak istersek Zoom'un alkış özelliğini kullanmak durumundayız. Alkış komutunu pencerenin sağ altındaki Reactions kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca hem Zoom hem de YouTube sohbet kutucuğundan yorumlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Bu önemli bilgiden sonra diğer teknik detaylardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Ses kalitesinin net olması için tüm dinleyici mikrofonlarını kapalı tutmamız gerekiyor. Yeterli ses alamamanız halinde cihazınızın sesini yükseltebilirsiniz. Şimdi alkışlarınızla sahneye ilk arkadaşımız Evren Balta'yı dinletisini yapmak üzere davet ediyorum. Teşekkürler Selin. Her ne kadar beni atlamış olsan da bu arada. İyi akşamlar herkese. Öncelikle bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müzisyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Beraber emek verdik. Katılan dinleyicilerimize de hoş geldin diyor. Ve kendimi tanıtarak başlıyorum. Ben Evren Balta. 3. sınıf tercümanlık öğrencisiyim. 5 yıldır gitar çalıyorum. Bunun dışında çalmak istediğim ilk parça hakkında biraz konuşmak istiyorum. Benim için gitarda önemli bir figür olmuş bir sanatçıdan seçtim ilk parçayı. İsmi Buckethead. Çalacağım parçanın adı da Soothsayer. Ben bir şarkının hikayesini öğrenmeyi severim. Sizlerle de paylaşmak istedim bunu. Buckethead'e ilk gitarını veren kişi teyzesi Aung Suzy. Şarkının adı da Soothsayer, yani kahin demek. Burada verilen metafor şu oluyor. Soothsayer kahin demek olduğu için ileride ne kadar büyük bir gitarist olacağı ortaya çıkıyor yani. İzninizle başlatıyorum. Thank you.
İlk parça bu şekildeydi. Sonlara doğru doğaçlama yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradaki parçaya geçeyim mi? Geçiyorum öyleyse. Diğer parça biraz daha bilindik bir şey çalmak istedim. Herkesin bildiği bir parça olsun istedim. Stairway to Heaven çalacağım Led Zeppelin'den. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar da başarılar diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, Evrene Dinletisi için çok teşekkür ediyoruz. Ben Buse Nur Eren, klasik arkeoloji öğrencilerinden 4. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun sosyal ve kültürel etkinlikler komisyonunda görev almaktayım. Şimdi sırada Eren Kalaycı'yı dinletisini yapmak üzere davet ediyorum.
Teşekkürler. Herkese merhaba. Ben Eren Kalaycı. Mütercim tercümanlık. Birinci sınıfta öğrenciyim. Öncelikle emeği geçen herkese ve burada benimle birlikte performans sergileyen müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben bugün size birkaç dakikalık bir enstrümental soft bir dinleti, ardından da iki tane de parça seslendireceğim. İyi eğlenceler. Thank you.
Teşekkürler dinlediğiniz için. Biz şimdi seslendireceğim parça Ed Helms tarafından aslında Office dizisi için yazılan I Will Remember You şarkısı. Office hayranları zaten şarkıyı hatırlayacaklardır. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for memory. Remember all the good times that we had. I let them slip away from us when things got bad. Clearly I first saw you smiling in the sun. Wanna feel your warmth upon me. I wanna be the one. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for memory. Don't let your life pass you by. And weep not for the memory. Bir sonraki parçam da John Denver'dan Take Me Home parçası. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees. Younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place high below. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather around her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country road, take me home to the place high below. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. I hear her voice in the morning, how she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, true. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eren'e dinletisi için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Ezgi Çıray, Ezgi Zeynep Çıray'ı dinletisini yapmak üzere davet ediyorum. Herkese merhaba. Şimdi sizlere Fransız besteci Sansa'nın Swan isimli eserini çalacağım. Thank you.
Evet, şimdi de sizlere Avusturyalı besteci Franz Schubert'in Serenatını çalacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ezgi'ye dinletisi için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Tunahan Öztel'i dinletisini yapmak üzere davet ediyorum. Merhabalar, geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Öncelikle müzik çenemize katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum size. Bu bizim için büyük bir şeref. Benden önce yer almış ve benden sonra yer alacak müzisyen arkadaşlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Tunahan Öztel, mütercim tercümanlık 1. sınıf öğrencisiyim. 3-4 senedir gitar çalıyorum. Bugün sizlere 90'larda patlayan grunge akımında yer alan ve benim en sevdiğim gruplardan biri olan Alice in Chains grubundan birkaç parça çalacağım. Umarım beğenirsiniz. İlk parçamın adı Nutshell. Nutshell grubun 1990'a çıkışlı Jarrah Flies albümün ikinci şarkısı. Şarkı vokalist Lane Staley ve gitarist Jerry Cantrell tarafından yazılmıştır. Oldukça depresif fakat bir yandan da rahatlatıcı havası olan bu şarkı benim en sevdiğim şarkılardan birisidir. İyi dinlemeler. Self-betrayed.
seat's rage. And yet I find repeating in my head. If I can be my own, I feel better. Teşekkür ederim. Sonraki parçamız grubun 1992 yılında çıkan ve büyük beğeni toplayan albümü 4. Grubun benzersiz vokal harmoni yeteneğini gözlerine sermiştir. Her noktası duygulu fakat bir o kadar da güçlüdür. Parçamızın ismi Down in a Hole. İyi dinlemeler. Oh,
Teşekkür ederim. Son parçamız yine 4 albümünden. Savaşın görünmeyen korkunç ve cani yanını anlatan bu şarkı grunge akımının en mühim şarkılarından biridir. Parçanın adı Rooster. İyi dinlemeler. Yeah, here it comes.
Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Tekrardan benden önceki ve sonraki müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir imkan oldu bizim için, sesinizi duyurabilmek için. Herkes gerçekten çok teşekkür ederim emeğe geçen. İyi akşamlar diliyorum. Tuna'la dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize merhaba, ben Özge. Selin'in bahsettiği 3 sınıfçıdan biriyim. Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Okulumuzun Edebiyat Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu'nda görev alıyorum. Umarım bu etkinlikten biz de arkadaş sizler de keyif alırsınız. Ve izninizle şimdi Gökay Kanmaz Alp'i dinletisini yapmak üzere davet ediyorum. Herkese merhabalar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Ben 2019 Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Gökay Kanmaz Alp. Öncelikle böyle değerli müzisyenlerle böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmak gerçekten çok güzel ve Edebiyat Fakültemizin halen kültürel alanda bu kadar aktif olduğunu görmek de beni çok mutlu etti. İki şarkı, iki eser hazırladım ben bugün için. Birincisi Balmorhea adlı grubun Remembrance adlı parçası. Aslında enstrümantal bir eser, etnik telli çalgılarla icra edilse de ben piyano uyarlamasını yapmaya çalıştım. Umuyorum beğenirsiniz. Thank you.
İlginiz için çok teşekkürler. İkinci parçam Gorillaz adlı grubun, Britanyalı grubun Clint Eastwood adlı şarkısı. Adından da anlayacağınız üzere İyi Kötü Çirkin filmi için aslında ona atfen yapılmış bir eser ki Yeşilçam'da da aslında İyi Kötü Çirkin jenerik müziğini çok kez duyma şansına eriştik. O yüzden aşina da olacağınızı düşünüyorum. Umuyorum beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Beğenmişsinizdir. Çok teşekkürler. Çok sağ olun güzel yorumlarınız için de. Gökay'a bu müthiş dinletisi için çok teşekkür ederim. Gerçekten hepimiz büyülendik. Şimdi sırada Efe Şimşek dinletisini yapmak üzere ekrana davet ediyorum. Merhaba. Ben Efe Şimşek. Mütercim tercümanlık bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. 2 senedir falan gitar çalıyorum. Naylon gitarla çalmaya başladım. İkinci el bir naylon gitar aldım. Ama uzun ilk baştan beri, naylon gitarı aldığımdan beri isteğim elektro gitar çalmaktı. Birkaç ay önce ilk elektromu aldım. Şu anda elimde farklı bir yerde, iş dolayısıyla farklı bir yerde bulunduğum için elektro gitarım yanımda değil. O yüzden bu parçayı size naylon telli gitarla çalacağım. Gitar çalma hevesim bir video oyunuyla başladı. Guitar Hero adlı. Aynı anda bu oyun aracılığıyla Metallica ile tanıştım ve o günden beri beni gitar çalmaya iten grup oldu. Şimdi size onların konser başlarında çaldıkları For Whom the Bell Tolls adlı şarkısını çalacağım. Dur.
every day, constant chill deep inside. Shouting gun on they run through the endless gray, on they fight for the right, yes, but who's to say? Men would kill, why they do not know. Stiffen wounds test their pride. Man of five is still alive through the raging glow. Gone insane from the pain, but they surely know. For whom the bell tolls, time marches on. For whom the bell tolls. Just before you die, it's the last time you will. Black and more massive roar fills the crumbling sky. Shattered door fills soul with a ruthless cry. Treasure now are his eyes to this mystery. Hears the silence so loud. Black as dawn, all is gall except the will to be. Now they see what will be, plain as ice to see. My march is on. For whom the bell tolls. Olduğu dinletisinden dolayı çok teşekkür ederim. Son olarak da Atakan Öztuğ'u bizlere kendi hazırladığı parçanın dinletisini yapmak üzere ekrana davet ediyorum. Merhaba, ben Atakan Özsoy, mütercim tercümanlık 3. sınıf öğrencisiyim. Bir seneye yakın bir süredir elektronik müzikle uğraşıyorum ve DJ'lik ve prodüserlik işlerimi Dayruined adı altında yürütüyorum. Size biraz yaptığım müzikten bahsedeyim. Ben breakcore tarzında müzik yapmayı seviyorum. Bu jungle ve drum and bass'le neredeyse aynı şey oluyor, bunların içine giriyor. Breakcore'da bir drum break adını verdiğimiz bir double parçasını alıyorsunuz, kesiyorsunuz, parçalıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Ve ortaya ilginç bir şey çıkıyor. Zaten siz de göreceksiniz ama gerçekten dans edilebilir, hareketli bir müzik tarzı. Benden önce çıkan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsi çok güzel çaldılar. Hepsini çok beğendim. Ve size hepinizi After Party'ye davet ediyorum. İyi seyirler.
you safe without me? Do you think you're safe without me? Do you think you can live without me? Do you think you can live without me? Thank you.
Evet, Atakan'a ve tüm arkadaşlarımıza dinlesinler için çok teşekkür ediyorum. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu olarak düzenlediğimiz müzik şenliğimizin sonuna geldik. Gerçekten harika bir dinleti oldu. Bize bu imkanı sağlayan Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yıldız Akpolat'a teşekkür ediyorum. Teknik masada değerli hocamız Doçent Doktor Özgün Koşener'e yardımları için teşekkür ediyorum. Son olarak bu akşam bizimle olan sayın hocalarıma, öğrenci arkadaşlarıma ve konuklarımıza teşekkür ederiz. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da hem kültürel, sanatsal hem de akademik etkinliklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Herkese sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.